Hepinize tekrardan merhaba ve bugün The Glitched Attraction'a 5. bölüm ile devam edeceğiz. Oh, bu kimin yüzüdür böyle? Vay, nasıl da sırıtıyor. Oğlum, ana menüde Veni çıktı ya. Oğlum, bu oyunda gerçekten güzel gizemler varmış. Neyse, hatırlarsınız ki geçen bölüm Ennard'ın bulunduğu bu pis ve karanlık depoya gelmiştik. Elimizde sahteden bir Urfalı ışıldağı tutuştursalar da sizler sağ olunuz ki, yani birçoğunuzun yorum spoiler içerse de bana yardımcı olacak, ipucu verecek yorumlar yazmışsınız. Tabi spoiler yazanlarını okumadım. Her neyse, siz de okumayın. Bakalım, burada çözülmeyi bekleyen müthiş bir gizem var. Bu yüzden başlıyoruz. Şimdi agalar, ben açıkçası ne yapacağımı tam bilmiyorum. Etrafta masalar falan olacak diye yazmış birisi. Aa, buldum bir tane. Bu neymiş mesela, ne var burada? Neyse, onları bırakalım. Burada da help var. Lan! Ennard geliyor, dur. Devir. Adama bak. Oğlum, bir dakika, bu daha ne kadar sürecek? Gerçekten hala peşimde geliyor. Devir. Oy. Beni nereden gördü ilk başta? Onu hiçbir şekilde anlamadım. Pekala, şimdi şu ana kadar gördüklerimizi bir toparlayalım. Ennard şu ana kadar karşılaştığımız en zeki robot. Neden mi? Çünkü şu feneri şarj ederken çıkan sesi duyabiliyormuş. Adım sesimizi duyabiliyormuş. Ve de koşarken ses çıkardığımız için tabii ki de bizi koşarken de duyuyor. Dolayısıyla onun adım seslerini duyduğumuz vakit bulunduğumuz yerden uzaklaşmaya gayret gösterelim. Şimdi biz en son şurada dolap bulmuştuk. Burası mıydı? Yok. Ha, burası başka bir masa ama neyse. Neyse, bakalım. Burası Kylie'nin masasıymış. Kylie, hatırlarsanız ilk bölümde bizi bu The Glitched Attraction mekanına çağıran herifti. Namı diğer arkadaşımız. Bu arada Ennard geliyor. Şöyle yavaştan uzaklaşalım. Adım sesini duyduğumuz vakit bulunduğumuz yerden ayrılıp daha uzaklara gidiyoruz ki Ennard'dan uzak duralım. Evet. Daha başka açıklaması olabilir miydi? Abi, beni korkutuyorsun ya. Şu lamba. Dostum, bir düzgün yani, düzgün. İşte Trendyol depolarını bu yüzden sevmiyorum. Çalışan ışık yok. Orada ne var? Oğlum, Bonnie'nin kulağı mı var lan orada? Hemen oraya gitmem lazım. Aa! Ha, bahsettikleri şalterler, bunlar olması lazım. Şalter ya da pil. Oh my god. Burada ne varmış böyle? Hazine var. Burada renkli renkli şalterler, piller, bir şeyler var. Adını ben de tam bilmiyorum da. Neyse, ismi önemli değil. Sen kimsin? Ana, Peluştrep. Peluştrep'i ben uydurdum bu arada. Onun ismi Plushtrep. Ben de biliyorum ama. Beni mazur görün. Şimdi benim şalter mi bulmam lazım işte? Sigorta daha doğrusu. Şalter niye ağzıma takıldı benim? Şu masaya da bir bakalım. Burası Suzy'nin masa. Ennard geliyor. Vur abi. Eğer. Oh my god. İnanamıyorum. Aman Allah'ım. Hala peşimden geliyor. Vur abisi. Devir. Vay arkadaş. Buraya kadar. Oyun 5 FPS'e düştü az önce. Yuh diyorum artık. Ulan arkadaş. Grafikleri düşürmek zorunda kaldım. Hayır. İnanamıyorum. Ennard benim bilgisayarımı yiyor. Gerçek anlamıyla peynir ekmek gibi yiyor. Evet, Fredbear'ın şarkı söyleme gösterisi, müzik, yiyecek, meşrubat ve eğlence diyor. Evet, 50 centi biletleri satılıyormuş bu Fredbear'ın gösterisinde. Neyse, bizi ilgilendirmez o. Ha, Ennard'a bak lan. Beni görmedi. Allah belanı. Devir. Devir abisi. Şunu da devir. Uzak dursun benden. Çocuk için keki al diye bir mini game bulduk ki burada pek işimize yarayacak bir şey yok gibi. O yüzden uzak duralım. Ve Ennard kıçımdan geliyor. Aa, yerde yeşil bir çizgi var. Bu kesinlikle bizi bir yere götürüyordur ama şu anda nereye götürdüğünü bilmiyorum. Ah. Yerde bir mavi çizgi var. Ben bu mavi çizgileri şöyle bir yerden takip etmeye başlayayım. Abi, ne var burada? Bir kralın mirası diyor. Bu rezalet. Bu saçma. İnanamıyorum yani, hiçbir şeyi okumama müsaade etmiyor. Anlamama müsaade etmiyor bu ayı. Şu mavi çizgiler genelde buralara gidiyor bu arada. Bu
Masalarda muhakkak bir şey olması lazım. Aha, levye. Gerçekten levye buldum. Levyeyi sol elimize aldık. Sol elde levye tutulmaz. Şurada bir şey gördüm ama. Anahtar. Levye, sen 2 dakika bir uzak dur şuradan. Bana anahtarı ver. Şimdi bu mor anahtar. İnanamıyorum. Enert vardı lan orada. Ya yine mi? Burası kimin masası? Albert'in masası. Ana, Albert'in masasının altında endoskeleton saklanıyor. Şuna bak. Görüyorsunuz mu lan? Sığır gibi iskeleti var. Devir. Devir. Niye devirmedi? Paleti niye devirmedi bu adam? Bakalım orada. Aa, şurada bir şey vardı bu arada. Efsanenin hatırasına böyle bir taş bırakmış buraya. Mantıksız. Elimde hiçbir şey yok. Aha. Bizim Fredbear. Oğlum buldum seni ya. Benim gözümden kaçamazsın sen. Aha, burada da bir levye var. FNAF 3 ofisindeki mallar buraya taşınmış. Yangın sırasında bunlar yanıp kül olmuştu. Ne ara buraya gelmiş anlamadım. Nere ne. Şu anda Enert arkasını dönerse öldüm. Öldüm. Kaçamazdım zaten. Vay arkadaş. Burası da Sam'ın masasıymış. Sam nasıl okursanız. Bilmiyorum. Ah. Kapı var. Bir gidelim bakalım. ID kartı yerleştir diyor. Ha. Enert, senin ben gelmişini geçmişini. Hadi kaç. Kaç. Devir. Uf, adama bak ya. Hayatımda ilk defa Enert'ten kaçabildim şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum da. Ben olayı kavradığım gibi. Orada bir ID card'a ihtiyacım var da onu, o da mekanın kenarında, köşesinde bir yerdedir kesin. Bak, şu kapının altında bir not yazıyor. Onu okumak istiyorum. Şöyle gelelim. İyice yaklaşalım. Böyle olmuyor. Heh, şöyle okuyalım. Kylie'ye yazılmış bir not var burada. Kylie, nasılsın? Senin ID card'ını kaybettiğini gördüm. Eğer içeri girmek istiyorsan benim ID card'ımı her zaman kullanabilirsin diyor. Yani benim için sorun yok diyor. Evet, bu durumu Roger'a da söyledim ve hiçbir sorun yok bu konuda diyor. Evet, benim ID card'ım benim masamın üstünde diyor. Bunu da John diye birisi yazmış. Demek ki bizim John denen herifin şeyini bulmamız lazım, masasını. Johnny. Elin Johnny'lerinin kartlarını arayacağız şimdi, masalarını, kartlarını. Aa, burada da kocaman bir kapı var. Bir dakika. Of, aklım iyice karıştı, bu harita devasa. Of. Beni görebilmek için senin Minecraft'taki gece görüşü iksirini içmiş olman lazım. Yani beni nasıl gördü? Benim ayağımdaki paçamı falan gördü herhalde. Yani ben herife bakmıyordum bile resmen. Aha, John'un masası nerede? Nerede? Bir dakika. Of. Aha, dur, not var. Oğlum, John'un masasını buldum sonunda. Abi, ben bütün haritayı 4-5 keredir dolaşıyorum ve bu masayı ilk defa buldum herhalde. Bilmiyorum. Neyse, ne yazıyor burada? Merhaba Kylie. Lan gerçek mi? Bak, orada yazıyor ki benim kartım en aşağıdaki çekmecede ama çekmecem sıkışmış ve levyeye ihtiyacım var diyor. Vay arkadaş. Hayatımda ilk defa burayı buldum ve şimdi levyeye ihtiyacım var. Aman Allah'ım. Koş. Aha, levye. Of. Şaka gibi lan. Ben ne yaptım az önce? Paledi indireyim dedim. Bildiğin paledin öbür tarafına değil, Enard'ın geldiği taraftan paledi indirdim ve kendime tuzak kurdum. Uf. Aa, bak bu sefer o pembe anahtar burada değil. Demek ki her seferinde farklı yerlerde oluyor. O herifin masası tam şu baktığım yerin arkasına, bak şurası. Orası biraz fazla olu orta bir yer. Sevmiyorum. Bak, Enert de oradan geliyormuş. Nasıl da birbirimizi tanıyoruz. What? Aha. Bu sefer burada. Ne işe yaradığını bilmediğim parlayan mor anahtar. Canım benim.
Ben bu anahtarı buraya bırakayım. Bu büyük kapıda işimiz olabilir belki o anahtarla. Size güvencesini veririm ki bu sefer başaracağım. Hadi. Oh, at. Al şu kartı. Evet, benim bıraktığım anahtar da burada hala. Neyse, geldik mi geldik buraya tekrardan. Başardım. Oh, açıldı. Açıl. Aa, tamam. Şey, mor anahtar da o. Tamam. Bu jeneratör herhalde. Bizim katana jeneratörlerden bir mal. Şunu çalıştır bakalım. Şimdi ne diyor? He, jeneratörün sigortaları eksik herhalde diyor. Abi, Ennard geliyor. Neyse, şimdi şuradaki haritadan baktığıma göre jeneratörden kapının açılmasını sağlayacak motorlara giden güç hattında bir sorun var. Çünkü sigortalar kayıp. Diyor ki bize sigortaların hepsini teker teker bul. Şu yol açılsın ve kapıya elektrik gitsin. Aha, bilgisayarlar çalışıyor artık. Jeneratörü demek bu yüzden açıyormuşuz. Ha, dur. Bizim bunlara uygun şeyler bulmamız lazım, anladım. Şimdi bak, en soldakine açık mavi, açık mavi, bir de koyu mavi sigorta lazım. Doğru. Bunu buraya yerleştirirsem hiçbir sorun olmayacak, aynen. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bir düşünelim. Benim mor anahtarı bulmam lazım tekrardan. Ah, kendimi kafana mı sıkıştı? Yok, kendimi kafana sıkıştırmamıştım ama. Ah, o müthiş, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şimdi mor anahtarı bulmam lazım yarım saat. Şimdi bizim sarı pembe sarı bir tane şeyi sigortaya ihtiyacımız var. Ha, şu. Bunu Allah cezanı kırmızıya takacağız. Yine yanlış. Öldüm. Aha. Enerden kaçayım derken haritanın öbür ucundaki sigorta yerini buldum. Maviye bunu takacağım. Aha, buldum. Peki. Dostlar, siz açık mavi, yeşil, mor görebiliyor musunuz? Ben onları yere mi attım yoksa? Aynen, bir yere atmışım ulan. İhtiyacım olacak şeyi yere atmışım. Aynen, bak bu kırmızıya takılacak. Oh, mis. Şimdi geriye yeşil, mavi, kırmızı kaldı değil mi? Yeşil, kırmızı, mavi, pardon. Şu mu? Aynen bu. Aa, bitirdim. Aa, birinci sigorta halledildi. Tamam. Geriye iki tane bilgisayar kaldı. Harika harika. Ama benim aynı zamanda mor anahtarı bulmam lazım. Mor ışıldayan anahtar. Beni anlıyor musunuz? Ulan şu. Şuna bir kere basacağım. Ender'i çağırmak istemiyorum yanıma. Tamam. Hayır, ben ölmeden önce anahtarı buraya atmıştım ama tabii ki de öldükten sonra başka bir yere kayboluyor. Mavi, pembe, açık mavi. Lütfen. Şu an ölmek istemiyorum. Oğlum, her seferinde ben nasıl bunu başarıyorum ya? Her seferinde mi çıkmaz sokağa giderim arkadaş? Çıkmaz sokaklara bayılıyorum. Şu lanet çıkmaz sokak var ya. Burası beni bitirdi. Neyse, yeşil yeşil, mor, pembe, ne oluyorsa renk göreyim herhalde. Şu mesela. Bu maviye takılacak. Mavi burası. Bakın. Mor, yeşil yeşil. Bu da mor, yeşil yeşil. Gördüğünüz gibi doğru sigortayı buldum, taktım. Bakın, mor, mavi, yeşil de buldum. Tamam, bu kırmızıya gidecek. Aynen, doğru buldum. Mor, mavi, yeşil, gördüğünüz gibi. Burada da mor, mavi, yeşil. Ve artık bu sistemi anlamışsınızdır herhalde. Bu. Tamamdır. Burayı hallettim. Tamamdır. Bizden mor mor kırmızı isteniyor burada. Çok sıkıcı gidiyor lan bu bölüm. Millet, siz eğleniyor musunuz? Ben pek zevk alamadım şimdiye kadar. Umarım video eğlenceli geçer. Peki. Mavi. Of, burayı hallettim. Şimdi benim tek ihtiyacım olan şu mor anahtar. Bir de bir tane daha sigortası kaldı şu üçüncü bilgisayarın. Onu da tamamladığım vakit her şey son bulacak arkadaşlar. Bunu yapabiliriz.
Adrenalin %100. Mor anahtarı da bir daha asla bulamadım. Yeşil, mavi, mavi. Bu mu? Bu değil. Lanet. Ay, inanılır gibi değil. Bütün sistemi tamamlamama sadece bir adet sigorta kalmıştı ki o sigorta o kutunun içinde yoktu. Şansa bak ve de öldüm. Oh, Allah belanı, yanlış bir şey yaptım. Şimdi şu anda bu sigortadan, aynı sigortadan iki tane var ama tek farkları ne biliyor musunuz? Bunların kutupları farklı. Burada mavi ucunda artı uç varken bunda mavi ucunda eksi var. Ama ikisi de pembe pembe mavi. Bu yüzden az önce yanlış sigorta çıktı. Neyse. Tamam bu. Bakalım kutupları doğru mu? Evet doğru. Ve de bu bitti. Bu arada mavi anahtar haritadan kayboldu şu anda. Gerçekten hiçbir yerde bulamıyorum mavi anahtar dedim değil mi? Mor anahtardan bahsediyorum. Mor anahtar hiçbir yerde yok. Aha dur. Mor anahtar orada. Dibimizde. Kendimiz Ender'da yem etmeyelim. Hah. Al. Lütfen al. O kapının içine gireceğim. Ve neler olduğunu göreceğim. Sonunda. Ne vardı burada? Aa. Burası Vene'nin gizli odası mı yoksa? Dur şurayı kapat. Kapatamıyorum da. Ender gelirse nalları dikerim. Şimdi ne diyor burada bak. Vene'nin gizli odasındayız. Burası Vene'nin laboratuvarı. Her yerde de abur cubur var. Ulan şu masanın altına saklanabilsem ne iyi olurdu. Teleskoplar falan var. Kaynak makineleri. Şimdi Vene'nin planı neymiş? Fazbear'a gir. Robot tarafından ısır falan bir şeyler yap diyor herhalde. He bak bizim bildiğimiz Five Nights at Freddy's'in hikayesiyle bağlantılı bir şema var burada. Çocuklar Five Nights at Freddy's mekanına gidecek. Robotlar çocukları yakalayacak, onların canını okuyacak. Ölü çocuklardan kalıntı elde edilecek. Kalıntıyla şurup yapılacak. Bir sürü kalıntıyla da işte bilmiyorum bir tane makineye güç sağlanacak. Öyle yazıyor burada. Başka neler var? Beşinci adım olarak kalıntıları veriye çevirecek bu. Daha sonra elde ettiği ürünü Spring Bunny kostümüyle herife yapıştıracak herhalde. Anlamakta zorluk çektim de. Oo bu ne lan? Aa benim karaciğer otopsim. Neyse. Ana! Lan! Dur dur dur! Kabinin içinde mor adam var. Bu arada bu odanın içinde olmamız Ennard'dan güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Ennard her an içeri girip bizi avlayabilir. Şu kabinin içini görüyor musunuz bilmiyorum da içinde bir ceset var ve mosmor gözüküyor. Vay arkadaş. Şuralara da bakalım. Vay arkadaş. Bizim kimya laboratuvarı bile bu kadar dolu değildi. Neyse. Bir de oğlum keşke şu dolapların içine saklanabilseydim ya. Ender çok yakınımızda şu anda. Baksanıza şuradaki kalıntılar bunlar değil mi zaten? Bu tabaklardakiler. Aha dur. Not. Şunu okuyalım. Bu mühim. Geçen bölüm asansörden düşüp temizlik odasını bulduğumuz notun devamı herhalde bu da. Bakalım. Bu notları psikiyatrist yazmış ve şöyle diyor. Vanessa içeri girdiğinde gayet endişeliydi, gergindi. Düzensiz saçı ve darmadağın kırışık kıyafetleri çok göze batıyordu. Onun asosyal birisi olduğunu fark ettim. Bazı insanların onu reddetmesini, onu kabul etmemesini artık anlıyorum diyor. Hayat hakkında bir şey söyleyeceği sırada fazlasıyla düşünüyor diyor. Fazbear Entertainment şirketinde çalıştığı zamanlarda Vanessa şimdiye kıyasla daha sosyaldi. Daha değişik şeyler yapıyordu diyor. Yani Fazbear Entertainment'a girdiği zaman Vanessa'nın hayatında güzel değişiklikler olmuş. Ve de şundan da bahsetti. Fazbear'ın Mega Pizza Plex isimli mekanında neredeyse gece bekçisi olarak çalışmaya başlayacaktı ki Pizza Plex kapanmış, iptal edilmiş. Görünen o ki onun çocukluğu pek de iyi geçmemiş. Konuşmak istemese de sanırsam travmatik olaylar yaşamış. Diyor ki bak eskiden beraber çalıştığı bir arkadaşı intihar etmiş. Ve de Vanessa o intihar eden kişinin adını bile hatırlamıyormuş. O derece manyaklık. Sanıyorum ki o ölen kişi Vanessa için mühim birisi değildi. Bu yüzden ismini bile hatırlamıyor. Ve de son olarak odadan çabucak ayrıldı gitti diyor. Notlarımız da buraya kadar. Şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Buradan kaçmamız için gereken son bir sigorta kaldı. Son bir tane sigorta kaldı. O da mavi, mor, yeşil. Mavi, mor, yeşil var mı? Şu mu? Evet, mavi, mor, yeşil. Taktım. Ha. Kapı açıldı. Büyük kapı açıldı. Sesini duydum.
Hadi buraya kadar gelmişim. Sanırım bu büyük kapı açıldı. Açılmış. Koş. Koş. Tırman. Tırman. Acele et. Acele et. Şu an yorgunluğun sırası değil. Kaçtık. Kaçtık. Uf. Below the Surface. Başarımı kazandık. Below the Surface diye bir FNAF şarkısı vardı bu arada. Ben onu çok severim. Ve de Sister Location'ı bitirdim. Müzik adam burada. Oğlum çok güzel karşıladın bizi. Seni tebrik ederim. Five Nights at Freddy's 6 mekanına geçmiş olmamız lazım şu anda. Kimi görüyorum ben orada? Oğlum bugünlük bu kadar yetsin ya. Ben kaldıramayacağım daha fazlasını. Şuradan ekran çıkacak mı acaba? Heh, çıktı. Yani Ennard'ın olduğu yerde ekran çıkmamıştı. O beni çok üzmüştü ama sonunda ekranla tekrardan karşılaştık. Havalandırma ışıkları falan varmış. Ya buraları sonraki bölüme bırakalım. Hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Aha! Canlı bomba lan. Müzik adam canlı bomba şu anda gerçekten. Bu arada birisi geliyor. Oh my god. Şuna bak. Ben bu jumpscare'ı yemeden oyundan çıkarım. Tamam mı? Bu arada şurada bakalım. 5 geceyi tamamladık. Son bir gece kaldı. Bu arada Vene'nin gizli odasını da bulduk. Şu başarımı kazandık. Sizi gördünüz zaten. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve de bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.